Herkese Kuzguncuk'tan merhaba. Şu anda Üsküdar Kuzguncuk'tayız. Buranın da en güzel sokağı olan simitçi Tahir Sokak'tayız. Kuzguncuğu gezeceğiz bugün. Buranın ismi nereden geliyor? Böyle farklı işte rivayetler var. Bir tanesi altın kiremit anlamına gelen Hrysokeramos isminden geldiği söyleniyor. Diğeri de Evliya Çelebi'ye göre Fatih Sultan Mehmet zamanında buraya yerleşen Kuzgun Baba isimli bir ermişten geldiği söyleniyor. Buraya Museviler eskiden yerleşmiş çünkü onların kutsal toprakları gitmeden hemen önceki son uğrak noktalarıymış. Bu nedenle herhangi bir sebepten kutsal topraklarına gidemeyen Museviler inanışları gereği öncelikle buraya gelirlermiş. O yüzden burası uzun bir süre Türklerin oturmayı tercih etmediği bir bölge olmuş. Belki de bu güzel evler, bilmiyorum, farklı kültürlerin birleşiminden olmuş olabilir, daha güzel oluyor. Kuzguncuk'a eskiden işte genellikle Museviler taşınırmış, bunlar bir arada bulunurlarmış. İşte daha sonra Rumlar ve Ermenilerin de katılımıyla birlikte işte Müslümanlar derken semtin kültürü böyle gitgide çeşitlilik göstermiş, artmış. Şu anda böyle daha çok turistik bir yer bizim için olsa da eski ve tarihi açısından oldukça kıymetli bir yer. İşte burası da en meşhur sokağı. Buraya geldiğiniz zaman en çok fotoğrafı hemen arkamda görmüş olduğunuz bu evlerin önünde çekilmeniz olası. Şimdi biz kısa bir Kuzguncuk turu atacağız bugün sizinle birlikte. Hadi o zaman hep beraber gezelim. Bugün Kuzguncuk'ta dolaşacağız. Peki Kuzguncuk'a nasıl gelirsiniz? Eğer karşıdan gelecekseniz Beşiktaş iskelesinden kalkan Üsküdar motorlarına binip oradan Üsküdar'dan da bizim yapmış olduğumuz gibi minibüslere binerek gelebilirsiniz. Kuzguncuk minibüsleri sizi İcadiye Caddesi'nin girişine kadar getiriyor. Ya da iskeleden yürüyebilirsiniz ama yürüme mesafesi herhalde bir 20 dakika kadar sürüyor. Belki biraz daha fazla. Bir de İETT'nin otobüsleri var. Onlarla da gelebilirsiniz. Onları da geleceğiniz yere göre işte İETT'nin internet sitesinden kontrol edebilirsiniz. Biz şimdi İcadiye Caddesi'ndeyiz. Böyle arkamda tatlış tatlış evler var. Çok güzel bir yer. Rengarenk her yer. Gezmeye devam ediyoruz. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz da Ekmek Teknesi. Önemli bir diziydi bir dönemler. Bayağı meşhurdu. Dizinin genel olarak zaten bu bölgede Kuzguncuk'ta çekildi. Ve ana mekanı da hemen arkamda gördüğünüz o dönemde fırın olarak kullanılan yerdi. Şimdi Asude olmuş. Restoran olarak hayatına devam ediyor. Kuzguncuk'a geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden birisi de hemen burası. Ekmek Teknesi şu anda Asude olarak devam ediyor. Hemen İcadiye Caddesi'nin girişinde minibüslerden Üsküdar'dan binip indiğiniz zaman direkt yürümeye başladığınızda karşınıza çıkacak. Burası yine İcadiye Caddesi'nin girişinde Asude'nin yani ekmek fırınının yanında Kuzguncuk balıkçısı. Burayı genelde Instagram'da bu sarı boyalı lamba boyası gibi yapmışlar. Yerden hatırlayabilirsiniz. Şu anda oldukça kalabalık olduğu için oturmuyoruz. Biz buradan gezimize başlıyoruz. Pita burada kahvaltı için güzel yerlerden bir tanesi. İcadiye Caddesi'nin hemen üzerinde. Buraya geldiğinizde pita ekmeği yiyebilirsiniz. İşte üstü böyle kaşarlı ve çeşitli şekillerde satılıyor. Kahvaltı için tavsiye edilen yerlerden birisi. Hemen arkamda gördüğünüz 3 katlı yerde Ayas Pantelimos Kilisesi'nin 3 katlı çan kulesi. Burası 16. yüzyılda inşa edilmiş. Şimdi notlarıma bakıyorum. Daha sonra yangın sırasında harap olmuş. 1892'de Mimar Nikola tarafından yapılmış. 1911'de de şu arkamda gördüğünüz 3 katlı kulesi eklenmiş. Hemen yanında da kilisesini görüyorsunuz. Şöyle çok güzel kulesi var.
ben yine orayı göstereyim. Burası İcadiye Caddesi üzerinde. Zaten sanıyorum buraya geldiğiniz zaman yine her şeyi bu cadde üzerinde görüyor olacaksınız. Ben şimdi ilerlemeye devam ediyorum cadde üzerinde. Buradan birçok kafe, restoran tarzı yerler de var. Minik minik, küçük sevimli kafeler göreceksiniz. Herhangi birinde oturup işte çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Tabii arkamdan çok da fazla araba geçiyor bu arada. Hemen şurada da arkamda biraz önce gösterdiğim 3 katlı Çan Kulesi var. 1911'den beri burada bekliyor. Burası da Kuzguncuk Bostanı. Hemen şöyle girişinde bostanla ilgili bir fotoğraf var. Şimdi içeriye gezelim. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Bostan ve Kuzguncuk evleri çok güzel gözüküyor burası. Burası tarihi bir yer diyebiliriz aslında. Çünkü 700 yıldır yaklaşık burada. İlk tapusunun Sultan Mehmet Reşat döneminden kaldığı söyleniyor. Arazide 16.445 metrekareymiş. Uzun bir zaman burası bostan olarak kullanılmış. En sonda Rum İspiroşore'den tapusu çıkmış ve 77'de de Vakıflar Müdürlüğü'ne geçmiş. Ancak bostanın sahibi İspiroşore'nin oğlu İlya'dan dolayı Kuzguncuklular tarafından buraya İlya'nın bostanı da deniliyor aynı zamanda. Bostan'da gerçekten bostan burası ve bir şeyler ekili. İşte şu anda hemen burada biberleri görebiliyorum. İşte arkamda mısırlar var, domatesler var. Birçok salatalık falan da ekili şurada. Birçok şey ekmişler buraya. Şimdi burada farklı bitki türleri de var tabii ki. Bu arada bir dönem bostanı tabii ki burayı işte aynı zamanda afet toplanma yeri. Burayı bir dönem işte yıkıp ağaçlarını falan kesmeye çalışınca Kuzguncuk halkı ayaklanmış ve bayağı bir eylem yapılmış. Ondan sonra tekrar burası bostan olarak bırakıldı. O yüzden de önemli bir yer Kuzguncuklular için. Gerçekten bir nefes almak için şehrin ortasında böyle yerlere ihtiyacımız var. O yüzden yeşil alanlarımız daima kalsın diyoruz. Buradaki sıra sıra evleriyle de herhalde bostana gelip fotoğraf çekilmemek pek mümkün değil. Genelde zaten herkes buralarda fotoğraf çekilmek için bulunuyor. Aynı zamanda da bu güzel kocaman boş arazi içerisinde birazcık nefes alma imkanımız oluyor. Bostan'ı aslında mahalleliler biraz da sahiplenmişler. Böyle bölge bölge ayırmışlar. İşte Ayşe ablanın yeri, Fatma ablanın yeri gibi. Ve herkes kendi bölgesine göre bir şeyler ekiyor. Şimdi biz Bostan'ın içerisinde gezmeye devam ediyoruz. Burası köpeklerin de mekanı. Şurada bol bol köpek görebiliyorsunuz ve bir de zaten tabela var ama tabelaya inat yatmışlar. Çok da güzel. Şimdi de Kuzguncuk'un en çok fotoğrafı çekilen yerdeyiz. Simitçi Tahir Sokak. Kuzguncuk evlerinin en nostaljik ve en güzel olarak görebileceğiniz yer. Hemen arkamdaki sokak oluyor. Bostan'ın hemen yan tarafı burası. Oldukça da şu anda kalabalık. İnsanlar fotoğraf çekilmek için sıra bekliyorlar. Şimdi biz de onların arasına katılacağız. Burası da Simitçi Tahir Parkı, aynı zamanda afet ve toplanma merkezi olarak kullanılıyor. Küçük bir park. Hemen yine İcadiye Caddesi üzerinde.
Burası da Kuzguncuk Parkı olarak geçiyor. Yine küçük bir park. Şurada ufak bir basket ya da futbol sahası var. Burada da küçük bir çocukların oynama alanı var. Yine İcadiye Caddesi böyle devam ediyor aslında. Ama sanıyorum görülecek yerler biraz daha başlarda olan yerler. Sarmaşık Kafe. Böyle sokaklarda çok güzel kafeler yapmışlar. Çok güzel tarihini görerek, etrafın keyfini çıkararak oturabiliyorsunuz. Burası da Kafe La Mekan. Buranın yine en tatlı kafelerinden biri olarak geçiyor. Şurada da Kafe Bon Bon var. Burası da çok güzel bir yere benziyor. Yemeklerimiz de geldi. İskender ve döner. Burası döneriyle meşhur bir yer. Metet Közde Döner. Şimdi hemen arkamda Metet Döner var. Buranın meşhur bir yeri. Birçok kişi orada işte yemenizi tavsiye ediyor. Biz de biraz önce orada yemeğimizi yedik. Zaten şimdi akşam oldu. Şöyle bir iki kahve içer döneriz diye düşünüyoruz. Bugün çok böyle uzun bir blok olmayacak o yüzden. Zaten burası çok küçük bir yer Kuzguncuk. Belki biraz daha böyle etraflarını İcadiye Caddesi'nden çıkıp dışarılarda dolaşırsak daha farklı yerlerde görebiliriz. Bakalım. Bu arada işte arkamdaki Metet Döner'i dediğim gibi birçok kişi tavsiye ediyor. Yemek için gelebilirsiniz. Burası da Nail Kitap ve Kafe.
Hemen şurada Nail Kitapevi var. Oradan şimdi çıktığınız zaman böyle hemen yanındaki sokağa bir bakmayı unutmayın. Buradaki evler de çok tatlı gözüküyorlar. Baksanıza ne kadar sevimli bir sokak. Şu sokağın da tatlılığına bakar mısınız? Tam fotoğraflık yerler değil mi? Ya gerçekten şu evler çok tatlı değil mi? Bakar mısınız ne kadar güzel bir yerdeyiz. İşte Kuzguncuk'un sokaklarından yine bir tanesindeyiz. Burası da Kitabevi'nden, Nail Kitabevi'nden çıktıktan sonraki şurası. O ara sokak. Hemen böyle birazcık yukarısına gelirseniz. Zaten şu arayı da gösterdim biraz önce. Çok tatlı evler var rengarenk. Akşam oldu. Biz de dönmek üzereyiz. Herhalde buradan bir sokak daha var görmek istediğim. Oraya da uğrayıp bu geceyi bitiriyoruz. Çok güzel bir yer. Evin önünden ayrılmak istemiyorum resmen. Burası da Kuzguncuk fırını. Şimdi önünden geçiyorduk pastalara. Böyle bir dalmak istiyoruz. Tarihi Kuzguncuk fırını. Ne yazıyor? Bir tane de meşhur kuzguncuk mantarı varmış. Herhalde şunlar. O zaman deneyelim. Burası da fırının içi. Bizim gözümüz şuradaki tatlılarda. Bir de buranın dondurmaları meşhurdu. Hemen burası da Ada Kafe. Kuzguncuk fırınının yan tarafında. Hemen şu karşıda sabahta Asude'yi göstermiştim. Burası işte en meşhur yerlerinden biri. Mutlaka uğrayın derim. Biz bugün farklı yerlerde dolaştık, o yüzden gelmedik. Şurası Ada Kafe'ye geldim. İşte dondurmamı aldım. Buradan fırından bir sürü tatlı aldık. Onları deneyeceğiz şimdi. Ben dondurma yiyeceğim için kahve içmeyeceğim. Bir tane içeride uyuyor eczacımız, eczacı kedi. Bir tane de burada mamış yiyen bir yavru var. Afiyet olsun. Kuzguncuk videomuz burada sona erdi. Sizlere kapanışı Boğaz'ın hemen kenarından yapalım dedik. Güzel bir manzaramız var arkamızda. Bugün akşamüstü Kuzguncuk taraflarını gezdik. İcadiye Caddesi'nde dolaştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basıyoruz ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın.